Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Artık demokratikleşme çabaları ünitemizin son konusu Kubilay Menemen olayı ve 15 Temmuz darbe girişiminde kısaca bahsedip bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Siyasi Partisi, 2. Muhalefet Partisi. Bu kurulduktan sonra İzmir'in Menemen ilçesinde Derviş Mehmet Ağa liderliğinde rejim karşıtlarının yani Cumhuriyet'e karşı olanların başlattığı bir ayaklanma, bir olaydır. Tabii halkın dini duygularını kullanan Derviş Mehmet Ağa din elden gidiyor sloganları atarak Menemen'de askerlik yapan Asteğmen öğretmen Kubilay'ı şehit ediyor. Yani bunlar bu din, Allah, kitap, Kur'an gibi kavramları kullanarak sabah namazından sonra ayaklanma başlatıyor Derviş Mehmet Ağa ve biricik daha genç, tazecik Kubilay'ımızı maalesef şehit ediyor arkadaşlar. Menemen'e asker gönderildi ve olay kısa sürede bastırıldı arkadaşlar. Menemen olayı, Derviş Mehmet ve yandaşları yakalanarak askeri mahkemede, Divan-ı Harp adı verilen askeri mahkemede yargılanarak cezalandırıldı. Zaten bu olaydan sonra da bir daha çok parti hayata geçiş yapılmadı. Sürekli vurguluyorum. Menemen olayı Şeyh Said isyanından sonra Laik Cumhuriyet'e karşı çıkan ikinci isyan, Şeyh Said isyanı ve Menemen olaylarının çıkması, Türkiye'de henüz demokrasi kavramının, Atatürk döneminden bahsediyorum, kavramının benimsenmediğinin göstergesidir arkadaşlar. Tabi Atatürk döneminde Cumhuriyet rejimine karşı var olan tehditler günümüzde geçerliliğini devam ettiriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti yeraltı kaynaklarıyla, jeopolitik konumuyla, siyasi gücüyle, önemli stratejik boğazlara sahip olmasıyla her zaman güçlü bir konumda yer almıştır. Tabi bu ekonomik anlamda da petrol bakımından zengin Orta Doğu ülkelerine komşu olması, bu petrolün ülkemiz üzerinden yurt dışına, Avrupa ülkelerine götürülmesi Cumhuriyet rejimine, ülkemize karşı çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şimdi 15 Temmuz hain darbe girişimi söz konusu arkadaşlar. Bu da Cumhuriyet'e yönelik bir tehditti. Türk halkı büyük bir kahramanlık örneği göstererek darbeyi bertaraf etti. Tabi bu da temel hedef neydi? Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016'da ortaya çıkan hain darbe girişimini de Cumhuriyet'e yönelik bir tehdit olarak rahatlıkla nitelendirebiliriz. Tabi burada Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, Cumhuriyet'e sahip çıkması, demokrasi kavramının, ulusal egemenlik kavramının yerleşmeye başladığının kanıtıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarımız bundan ibaret. Demokratikleşme çabaları ünitemiz bitti. Diğer videomuzda Türk dönemi Türk dış politikasına gireceğiz. Yani o 6. üniteye giriş yapacağız. 6. üniteden sonra 7. ünite ve inkılap tarihini bitireceğiz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarımız bundan ibaret. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.